İntibak zammı için milyonlarca emeklinin gözü mecliste. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar 355 liraya varan zammın yolunu açacak intibak için düzenleme bekliyor. Emeklilerin ombudsmana taşınan ve haklı bulunan intibak talebi önce idare mahkemelerine ardından da Yargıtay'a taşınmış ancak yargı vizesi alamamıştı. Daha sonra adres Anayasa Mahkemesi olmuştu. Mahkeme, anayasanın 148. maddesinin 4. fıkrasında kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlara ilişkin şikayetlerin bireysel başvuruda incelenemeyeceği belirtilmiştir. Kararıyla intibak başvurusunu kabul etmedi. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararının ardından gözler meclise çevrildi. Aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için meclis açıldığında teklif sunulacak. 1999 ve 2008 yıllarındaki aylık bağlama oranlarını düşüren yasanın düzenlenmesine yönelik teklif tasarı haline getirilirse yeni bağlanan aylıklardaki yaklaşık %40'lık kaybın önüne geçilecek. İntibak düzenlemesi böylece yeni emeklileri de kapsamış olacak. 2000 yılından önce emekli olan SSK'lılara intibak yasası çıkarılmış ve bu düzenleme kapsamında 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam almıştı. Türkiye'de sosyal güvenlik kurumları arasındaki farklılıklar 2008 reformuyla çözüme kavuşturuldu. Böylece emekli sandığı, SSK ve Bağkur, Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK çatısı altında birleştirildi. Birçok işlem daha hızlı ve kolay hale gelirken, emeklilik sistemi ve ücretlendirme yöntemleri ise maalesef değişmedi, emeklilik şartları da, ücret sistemi de, zam usulleri de farklı farklı uygulanmaya devam ediyor. Burada da mutlak surette bir norm birliği gerekiyor. Bunun yanında aynı kurumdan emekli olanlar arasında da ücret farklılıkları ortaya çıkıyor. Aynı şartlarda fakat farklı tarihlerde emekli olanlar, birbirinden çok farklı ücretler alıyor. Bunun düzeltilmesi için 2000 yılından önce emekli olan SSK'lılar için bir düzenleme yapılmış ve 355 lirayı bulan artışlar sağlanarak sorun bir nebze olsun çözülmüştü. Ancak hem Bağkur emeklileri hem de 2000 yılı ve sonrası emekli olanlar için mağduriyet devam ediyor. 2015 yılında yapılan seyyanen zam özellikle düşük maaş alan emekliler için bir nefes olmuştu. Maaşı 1000 lira ve altında olanlara 100 lira seyyanen zam verilirken, 1000 ile 1100 lira arasındaki aylıklarda 1100 liraya tamamlanmıştı. 5 milyon emekli söz konusu düzenlemeden yararlanmış, bunların yaklaşık 3.5 milyonu 100 lira, kalanları da 1 ile 99 lira arasında değişen tutarda seyyanen zam almıştı. Bunun ardından 2016 yılında tüm SSK ve Bağkur emeklilerine tekrar 100 liralık daha seyyanen zam yapıldı. Böylece maaşı 1100 liranın altında olanlar 200 lira, diğerleri ise 100 lira seyyanen zam almış oldular. Yıllık artış ise 1100 liranın altında maaş alanlar için 2400 lira, diğerleri için ise 1200 lira oldu. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar için intibak ilk olarak ombudsmanın tavsiyesi üzerine gündeme gelmişti. Daha sonra konu emekliler dernekleri tarafından yargıya intikal ettirildi ve son olarak Anayasa Mahkemesi'ne kadar geldi.